20. Yüzyıl Kehanetleri söyleşi dizimizde bugün Barbaros Şansal'ı ağırlayacağız. Hoş geldiniz Barbaros Şansal. Hoş bulduk Şena Hanım. Hoş bulduk. Sizi görmek çok güzel. Bir de müjdeli haberler var Türkiye'ye dönüşünüzle ilgili. Ama tabii Evet ya. program çerçevesinde sorularımı şöyle bir sıralama yaptım. Yeni taze bir bilgi var. Onu şöyle sormak istiyorum. Türkiye'yi tarihini yakın tarihe bakarken sizin geçmişinize bakmak yetiyor. Yani şu anı anlamak için. Neden? Tabii Sizin 67 yaşında olunca hani yo, o cumhuriyetin üçte açıdan aslında ikisi. söylemiyorum. Şu açıdan söylüyorum Barbaros Şansal. Şimdi sizin yaşadıklarınıza bakınca şöyle birkaç cümleyle sizi anlatmak istesem, sizin darp edildiğinizi, nefret söylemine maruz kaldığınızı, davalarla uğraştığınızı falan anlatmak gerekecek. Kuzey Tabii 9 yıl sürgün yediğimi 1980'de Sansaryan'ı, Beyoğlu Emniyetini, Gayrettepe'yi, Zührevi'yi hepsini anlatmak gerekiyor da çok uzun. Gerek Yani yok. sizden şöyle kısacık özgeçmiş versek Türkiye tarihini, yakın tarihi anlayacağız. Bu fotoğrafı tamamlayan bir şey oldu yakın zamanda. Ondan başlayalım istiyorum. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'yi de etkileyen bir skandal var. Sahte diploma skandalı. TRT'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi tutuklandı. Bu sahte diploma meselesinde size nasıl Evet. bağlanıyor çok ilginç. Fotoğrafı çok enteresan bir yerden tamamlayacak. 600'den fazla kişiye sahte diploma vermişler. Hatta doktora falan vermişler. Böyle okula mokula gitmenize gerek yok. Kim bunlar? Baktığımız zaman MHP'li Levent Uysal ve eşi üniversiteyi kurmuş. O diplomaları veren üniversiteyi. Ve bu kişiler aynı zamanda iktidarın sadece MHP değil tabii AKP'nin çok sevdiği insanları müşkül olmuş herhalde ihtiyaçtan diploma vermişler. Nasıl fotoğraf tamamlanıyor? İşte Mevlüt Uysal, Fuat Oktay'la fotoğrafları olan bu şahıs Sefa Karahasan TRT'li olup da tutuklanan TRT'nin temsilcisi olan kişi meğer size nefret söylemine o Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'ye dönüşte yaşadığınız darp edildiğiniz o olayda o linç kampanyasını başlatanlardan biriymiş. Çok enteresan Evet, bir yapı. Sefa Karahasan aslında daha önce Doğan Medya'da el değiştirdiğinde Demirören Medya'da Giresunlu bir arkadaş. Mehmet Ali Talat zamanında vatandaşlık verilmiş. Türkiye ile eşini boşamış. Başka bir yabancı kadınla evlenmiş. Ona da iddialara göre yasa dışı olarak KKTC vatandaşlığı verdirmiş bir arkadaş. Evet, 2017'deki bu beni hedef gösteren linç kampanyasının mimarlarından bir tanesi. Çok fazla nefret söylemi de var, hakaret de var ama ben çok ciddiye almam hiçbir zaman böyle tipleri. Şu diploma meselesine gelince ki daha önce 3 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Kemal Dürüst ki o üniversitenin mütevelli heyetinin başı, o da tutuklandı eşiyle birlikte. Eşi devlet memurluğundan alındı doğal olarak, kaymakamlıktaydı. Yani düşünün, 3 dönem Milli Eğitim Müdürlüğü Bakanlığı yapmış biri sahte diplomanın kahramanı bu üniversitede. Ve şöyle bir şey var, aslında mevzu Türkiye çok farkında değil ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birkaç üniversite hariç, epey bir tabela üniversitesi var, yaklaşık 4000'e yakın verilmiş sahte diploma var. Profesör Mehmet Köksal Hoca, bir rektör arkadaşımız, geçen gün YÖK ve YÖDAAN olağanüstü Kıbrıs toplantısındaki Metin Feyzoğlu da o toplantıdaydı. Türkiye'nin baskısı bu skandalın kapatılması tarafında. Çünkü bu 4000 kadar sahte diploma ve doktoranın ancak 300-400 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ait. Geri kalan 3600'ü TC vatandaşlarında. Ve kim bilir bu 3600 kişinin hangileri artık bakan, müsteşar, yönetim kurulu başkanı vesaire. Yani Türkiye'ye aslında sirayet ettirilip açığa çıktığı zaman büyük bir depremle karşı karşıya kalacak Büyük sahte skandal. diploma meselesinden. O yüzden Büyükelçiliğin baskısıyla skandal şu an Kuzey Kıbrıs'ta kapatılmaya çalışılıyor. Ve Sefa'nın tutuklanması sadece sahte doktoradan değil, yaklaşık 10 dosya savcının verdiği bilgiye göre ve gene bir iddiaya göre Fethullah Gülen dosyaları da var içinde. Yani İşit biraz Çark Kıbrıs'ta öyle dönüyor. Yani işte Yakın Doğu Üniversitesi'ne baktığınız zaman hani Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Hala Sultan Camii, ama Yakın Doğu Üniversitesi'nde yapılmış yeni bir tane daha büyük altın kubbeli cami var. Yani cemaatlerin rekabetlerini üniversite bahçelerinde inşa edilen dev camilerde görüyorsunuz.
Tabii uzun mevzu Kıbrıs. Ben üzüldüm Sefa'nın tabii, kim bilir ne zordur. Şimdi 3 gün daha tutukluk verdiler. Hani diyorum acaba temiz çamaşır falan yollasam mı arkadaşa? Ne bileyim ben, çiçek mi yollasam? Bilemedim yani. Allah kurtarsın diyorum. Ama lanetimden sual olmaz diyorum, biliyorsunuz. Eden bulur. Yaşam ve kehanet zaten programımızın da adı. Kahin falan değilim ama üzüldüm. Açıkçası yani şahsen samimi söylüyorum. Elleri kelepçeli olarak o şekilde teşhir edilmesine, yani kelepçelenecek bir suç değil sahte bir şey yapmış olması. Tecavüz etmedi, hırsızlık yapmadı, kundaklama yapmadı. Evet, yapmış bir hatalar zinciri ama Hukuk hani işlesin de suçunun herkes cezasını çeksin. Tabii, ama bu kelepçe yani hani mücella yapıcıya da kelepçe takıldı. Yani herkese kelepçe takmak, mesela bana takılmadı o büyük olayda linç edildiğimde. Bana kelepçe takmadılar, mahkemeye çıkarken de takmadılar. Medeniyetinizle, ifadenizle alakalı bir şey bu. Belki tanınmanın getirdiği bir avantaj da olabilir. Zaten etrafınızda 2 otobüs polisi varken nereye kaçacaksınız yani? Evet. Ama dediğim gibi o görüntüler bütün dünyaya yayılıyor. Yani neticede Türk coğrafyalarında insanların sürekli tutuklanıyor, sürekli işkenceye, hukuksuzluğa maruz kalıyor olması. Yani ülkem adına beni üzüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal hukuk devleti. Yani Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarının büyük uğraşlarla kurduğu, İslam dünyasında yani ender örneklerden bir tanesi. Buna verilen zararlar, ne olursa olsun fotoğraf, siyasi iktidar, hatta geçen gün Namık'tan da bir iletisinde devleti yönetmeye talip olanlar her türlü görüşmeyi yapar diye bir ifade kullandığında düzeltme yapmak zorunda kaldım. Yani devlet yönetilen bir şey değildir. Devletin kurallarını uygulayan, halka aktaran liyakatli memurlarla bu görevi alan hükümetler vardır. Hükümetler devleti yönetmeye kalktığı zaman son 22 yılda ne olduğunu görüyoruz zaten. Maalesef. Yani devleti ellemeyelim. Aslına bakarsanız benim bu soruyla girmemin nedeni de Türkiye fotoğrafını tamamlamaktı. Dolandırıcılık, işte nepotizm, yani birileriyle fotoğrafınız olunca yol alıp yürüyorsunuz. Haksız kazanç. Bütün bunları aslında bu olayda da görmüş olduk. Sizin başınıza gelenlerde de defalarca görüyoruz zaten benzer şeyleri. Fikir özgürlüğünün, demokrasinin, tahammülsüzlüğün boyutlarını. Şimdi Barbaros Şansal, şöyle de bir soru sorayım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitme nedeninizle buraya Sayın Mayruk'un dönme nedeni de yine bir tarihsel fotoğrafı mı bize yansıtıyor acaba? Şöyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmek ve emekli olmak aslında benim değil, tamamen, pardon bir ses gitti galiba, tamam. Benim değil, Yıldırım Bey'in fikriydi. Çok yoruldu Türkiye'den, çok üzüldü. Biz onun talepleri doğrultusunda arazimizi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşından aldık. Yani hedef puan değil, işte ne bileyim tahsis değil, Cumhuriyet tapusu. Evimizi yaptık, işimizi kurduk, atölyemiz var. Biz şundan yorulduk. Maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son 3-4 yıldır Ankara'nın baskılarıyla kamusu tamamen çökmüş. Yani şöyle bir ekonomi modeli düşünün. %80'i kamu çalışanı, %20'si özel sektör. Bunun %15'i memur, %5'i işveren. Şimdi böyle bir yerde sağlıklı bir ekonominin yürümesi mümkün değil. İki, yürümüyor işler. Yani bürokrasi vesaire yürümüyor. Niteliksiz ve liyakatsiz çok insan var ve kaba muamelelere maruz kalmaya başladık. Bugün sabah Sayın Metin Feyzioğlu Yıldırım Bey'i aradı, özür diledi ve şunu söyledi kendisine: benim özel kalemimin numarası bu. Ne talep ediyorsanız evinizden çıkmadan yapılacak. Yıldırım Bey de nazik adam, biz ayrıcalık hiçbir zaman hayatta talep etmedik. Böyle bir talebimiz yok, teşekkür ederim dedi, kapattı telefon. Ne tür kabalıklar? Yani yoran, üzen. Yani şöyle, burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilir. İşte bu muhacirat, ikamet meseleleri, taşınmaz mal alınma meseleleri, vatandaşlık işlemleri vesaire artık çığırından çıkmış vaziyetinde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci sınıf muamelesi görmeye başladılar Kuzey Kıbrıs'ta. Ciddi bir şekilde onun yerine işte 110 bin Nijeryalı var mesela, Afrikalı, yaklaşık İranlı, Ukraynalı, Rus, İsrailli, Alman, dünyanın her yerinden çok insanla mülk satılmaya çalışılıyor. 50 bin şu an tamamlanmış mülk var, satışa hazır ve 80 binin inşaatı devam ediyor.
Bu mülklerin çoğu Rumların mallarının üzerinde. Yani Cumhuriyet vatandaşı Güneyli yurttaşların üzerinde. Tabii yabancıyı kandırmak, idare etmek daha kolay oluyor. Artık öyle düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en azından anayasa, hukuk, kanun falan bildikleri için ve Türkçe konuştukları için, düşündüğün dilde sevişip düşmanın dilinde savaşmayı becerebildiğin için kandırılması kolay olmayınca böyle zorluklar çıkarılıyor. Bu zorluklar da maddi manevi büyük kayıplara yol açıyor. Yıldırım Bey ustamız 90 yaşında ve çok değerli, dünyaca tanınan biri. Sağlık problemleri nedeniyle sık sık Türkiye'ye gitmek zorunda kalıyor. Florence Nightingale'e burada sağlık servisi alamıyoruz. Biz üst düzey gelir ikametiyiz, taşınmaz mal sahibi ikametiyiz. Bizim sağlık servislerinden faydalanma hakkımız yok. Biz sadece para ödeyerek burada kalma hakkımız var. Egeliler sevinecek. Böyle bir bakış açısı var. Dönüşünüzden. Mutlu olacak Ege'deki. Dönüş. Güzel güzel dönüyoruz artık, bütün taşınmazları zaten atölyelerimizi kapattık, yatırımlarımızı çekiyoruz, taşınmazlarımızı da satılığa koyduk uluslararası platformlarda. Bizim kumar parası değil, gece kulübü parası değil, uyuşturucu parası değil, iğneyle kuyu kazarak kazanılmış paralar bunlar. Ama servetimizi toparlayıp, telefonum kaydı özür dilerim, servetimizi toparlayıp tekrar ülkemize, vatanımıza dönüyoruz biz. Hoş geliyorsunuz diyeyim. Ben şimdi Barbaros Şansal sizinle söyleşi yapmayı şunun için istedim. Bu söyleşi dizinin de hem geçmişi hem geleceği çok iyi tasvir edip bir öngörüler aslında kehanet dedim ama tabii ki biz Nostradamusluk yapacak halimiz yok. Tabii. Öngörüler de bulunalım istiyorum. Şöyle ki siz de Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nde zaten moda tarihi dersleri vermiş bir isimsiniz. Kadir Has da var. Kadir Has da var. Devam ediyor mu dersler bu arada? Yok. 50'ye yakın üniversite etkinliği yaptım. Yaklaşık 7 tane ulusal öğrenci kongreleri bu uzun yıllar içinde. Bunun içinde eczacılık fakülteleri, ulusal tekstil mühendisliği öğrenci kongreleri, endüstri mühendisliği kongreleri çok öğren. Yani 50'den fazla etkinlikte aktif olarak bulundum. Ama yaklaşık 10 yıl önce üniversiteleri bırakmaya karar verdim. Çünkü bu 10-12 yıllık süreçte, bu faal sürecimde, yani şöyle söyleyeyim, 2000 yılında üniversiteye gelen bir öğrenciyle 2008 yılında üniversiteye gelen bir öğrenci arasında 20 yıllık bir cehalet farkı olduğunu gördüm. Ve artık o çocuklara verebilecek bir şeyim yoktu. Oydovizyel bir nesil yaratıldı. Koku, doku ve tat yok, felsefe yok, yaratıcılık yok. Öğrenci turizmi adı altında sokak aralarına bile üniversiteler açıldı Türkiye'de ve niteliksiz, milyonlarca hayalleri kırılmış, çalınmış, diplomalı işsiz sokaklara salındı. Çok üzücü. Kötü oldu. Kötü Aslında oldu. Şimdi son darbeyi de milli eğitimde başka bir şeyle yapmaya çalışıyorlar. Evet. Sorumun yanıtını böyle özce vermiş oldunuz ama biraz daha derinleşelim isterim. Şöyle ki şimdi ekrana da görüntüler alıyorum. Cumhuriyetin Mustafa Kemal Atatürk kurucumuzdan başlayarak bir zarafet, bir estetik hem kıyafetleriyle hem yaşam tarzlarıyla sunduğu bir gerçek, bir vaka. Siz daha güzel anlatırsınız. İşte cemiyet hayatının yaygınlaşabilmesi için parklarda konserler, işte Ankara'da mesela sevgili Deniz Şengenç Tuna'nın bir belgeseli var. Gençlik Parkı ile ilgili ilk kez görüntüleri de benim bu YouTube'daki yayınlarım sırasında bir söyleşi yaptık Haber Aktüel'e. Orada yayınlandı. İnanılmaz görüntüler. Yüzenler park yüzme havuzları var çünkü açık, halka açık ve unisex diyelim. Yani öyle mi diyeyim bilmiyorum. Kadın erkek hani Öyle yani selamlık. kadın erkek karışık. Evet, haremlik selamlık değil yani. Ve şeyi çok önemsedim. Parklar var ve parklarda konserler veriliyor. Yani gidip de sadece oturmuyorsun. Hani bir yandan da kültürel aktiviteler oluyor. Tiyatro Tabii ki. faaliyetleri oluyor vesaire. Tüm bu estetik diye tarif ettim ben. Siz daha iyi moda açısından da değerlendirirsiniz. Hem giyimiyle, kuşamıyla hem oturup kalkmasıyla. Öyle bir dönemden şöyle bir döneme geldik. Bu dönem nasıl bir dönem? Yani kısaca konserlerin sürekli iptal edildiği, gece hayatının engellendiği, hala 12'den kaldı o yasak 1'e uzatıldı galiba ama gerisi sabahlayamıyorsun. İsteyen eğlensin ne olacaksa artık. Hani öyle bir döneme evrildi. Bundan sonrasında o özellikle sizin de bahsettiğiniz Türkiye Yüzyılı Marif programıyla ne hayal ediyor bu iktidar? Ne olur Türkiye'de? Şimdi hayaller Paris ama gerçekler parite. Yani
O öyle olmuyor. Tabii Cumhuriyet devrimlerine baktığımız zaman işte harf inkılabı, giyim kuşam meselesi, endüstri devrimleri büyük bir mucize var. Türkiye'de 1950'lere gelirsek Tarsus vapurunu hatırlayalım. Olgunlaşmanın Tarsus vapuruyla Akdeniz'e yaptığı moda çıkartmalarını ya da olgunlaşmaların şapka ve çiçek atölyelerinin neden kapatıldığını bir sorgulayalım. Olgunlaşma artık Bohça adında bir marka yapıyor. Adı Bohça, onu kim alır bilmiyorum. Ve yapılan işler korkunç, emeğe yazık. Kimin himayelerinde yapılıyor bilmiyorum, ilgilenmiyorum ki olgunlaşma bizim mesleğimizde Türkiye'de çok önemli bir yere sahipti. Yani biz Yıldırım Bey'le 40 yıla yakın meslek hayatımızda biz sadece terzilik meslek lisesi çıkışlı insanlara istihdam verebiliyorduk. Gerisi iğne iplik tutmayı bilmiyor. Onlar modacı diğerleri, Ivana Sert gibi. Yani dikiş dikmeyi bilmeyenler. Şimdi bu devrimlerle birlikte endüstrinin de entegresi, yani Sümerbank, Mensucat Santral, Kula gibi büyük devrimler bunlar. Yani istihdam ve ham maddeyi bir araya getirip yatırım üçgeni içinde KDV üreten, fikir üreten, yani İngiliz kumaşı dediğiniz şeyin Merinos olduğunu daha yeni yeni öğreniyor Türkiye. Merinos'ta yapılırdı 140 esler. İşte Eskişehir basma, İzmir basma ki arşivleri İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kurtarabildiğimiz Sümerbank arşivlerinin bir kısmını şöyle kısadan özetleyeyim. Türkiye o zaman giyiniyordu. Şimdi giyinmiyor. Türkiye artık ya soyunuyor ya örtünüyor. Çok ilginç. Yani ya Demet Akalın ya Emine Erdoğan. Daha radikal bir örnek veremiyorum. Aklıma gelmiyor. Daha radikal ne verirsem işte Murat Öviç'e falan gidiyor işler yani hani. O tabii siz eğer bütün bu olgunlaşma, terzilik meslek liseleri, köy enstitüleri, kız enstitüleri gibi nitelikli meslek üreten kurumları kapatırsanız, yerine belleten Mustafa Kemal'in adıyla, yeni adıyla eğitmen, öğretmen nitelikli belletenleri koymazsanız, artık düğme üretilmiyorsa ülkenizde, artık kıl tela yoksa, astar yoksa, kumaş desenatörü yoksa, kumaş raportörü yoksa ne olursunuz? Polyester çöplüğüne dönersiniz. Doğal elyafları bitirirsiniz. 3 milyon 600 bin ton olan pamuk rekoltemiz, Heytiriko zamanında bir hanım vardı başındaydı işin. O kadar geriledi ki 350 bin tona geriledi pamuk rekoltemiz. Artık ipliği Türkiye ithal ediyor pamuk ipliğini ve hatta ve hatta Cavit Çağlar dahil bütün büyük firmalar artık üretimlerini Mısır'a taşımaya başladılar. Çünkü orada pamuk var. Lojistiğin pahalılığından dolayı zaten Türkmenistan pamuğunu işlenmemiş olarak ihraç etmiyor. Şimdi ben kadın terzisiyim ama sektörel olarak tekstilde dünya konjonktürünü de takip etmek zorundayım. Çünkü maliyet talep hesaplarını da yapmak zorundayım bir ürün üretirken. Türkiye'de koleksiyonlar patronların metreslerinin Avrupa'dan yaptığı alışveriş bavullarından çıktığı müddetçe Türkiye dünyada moda sektöründe bir yere gelmesi mümkün değil. Biraz ağır belki bu söylediğim ama sokaklara baktığınızda onu görüyorsunuz. Moda insanların cinsel, dinsel, fiziksel, kültürel, ekonomik ve siyasi haberleşme biçimine verilen bir sosyal olgunun adı. Bu sadece giyim kuşam değil, müzikten heykele, resimden edebiyata her şeyi etkiliyor. Ama en önemli kısmı mimari. Yani bütün sanatları yaratan temelde mimaridir. Baraka dediğimiz, yani insanın barınma ve sığınma ihtiyacı olan bizi saran bir uzay yaratmak zorundayız. Sokakta resim yapıp satan birine ressam demiyoruz ama atölyesi olan birine ressam diyoruz. Çünkü atölye geleneksel olarak çıraklıktan, yamaklıktan eleman da yetiştirdiği için ekolleşebiliyor. Yani okullaşabiliyor, mektepleşebiliyor. Şimdi Türkiye'de doğal elyafları ortadan kaldırdığınızda fason hamalı yurt dışına merdiven altında seri üretim yapan bir ülkeye döndüğünde moda adına bir şey bulamazsınız. Ve hatta ve hatta son 20 yıldır yerli ve milli kavgası yapan iktidarın yan ve tedarikçi firmaları güçlenen, zenginleşen ve her yerde şube hiçbirinin Türkçe adı yok. Balliza, Kalliza, Gizya, Jotton. Yani Türkçe isim koymaktan imtina ediyorlar artık. Artık Dodanlı yok, gençler yok, atalar yok, Zeki Triko yok. Yani yerli ve milli savunması yapan birinin yerli ve milli kelimeler kullanmasından uzaklaştığı bir yerde modadan bahsedemeyiz. Mimari dememin sebebi de şu.
Bir ülkenin medeniyetini kaldırımların yüksekliğiyle ters orantılı olarak ölçersiniz. Şimdi ben bir çalışan kadına etek tasarladığım zaman ben Neufert'e göre merdiven basamağının yüksekliğinin 19, genişliğinin 25 santim olduğunu bilmezsem o eteğe yırtmaç açamam. O kadın o merdiveni çıkamaz ya da çıkarken yırtmacı yılır ya da çamaşırı gözükür. Çırağan Sarayı'na düğüne giden birine gece mavisi elbise veremezsiniz. Halı renk kadın gözükmez. Şimdi bilgi bir silah ve donanım. Donanım çok önemli bizim mesleklerimizde. Bir mimari ortam olmadığı zaman onun içinde kültürü de geliştiremezsiniz. Yani Atatürk Kültür Merkezi'ni yenilersiniz. İçine Çin'deki bir mimarinin çakması bir yumurtayı koyarsınız. Ama siz havalandırma sistemini doğru hesaplayamadığınız için 46-48 dakika sonra o kübün, o yumurtanın içinde nefes alamaz hale gelirsiniz. Bütün bunlar çok ince çizgiler. Erotizmle müstehcenlik arasındaki ince çizgi gibi rezillikle mükemmeliyet arasında da bir ince çizgi var. Tabii ki Mustafa Kemal'in devrimleri ki Mustafa Kemal dünyada kendi janrı içinde ve benim tanıdığım dünyanın en büyük erkek moda tasarımcısı. Yani bütün kumaşlarını kendi seçen, modellerini kendi hazırlayan, İsviçreli sinematografi sanatçılarıyla birlikte bütün o görüntüleri işte tren penceresinde, traktör üstünde, at üstünde bunların hepsi bir millete sunulan bir promosyon, bir kurgudur. Hani bunu eleştireceklerdir belki. Ama bakıyorsunuz 1980'de Kenan Evren de traktörün üstüne çıkıyor, tren penceresinden bakıyor. Tabii öbürü ayağında lastik torbayla traktörün önünde duruyor. Yani yenilik gelmediği gibi erozyon yükseliyor. Erozyon yükseldiği zaman kültür sanat da yükseliyor. Artık biz Behiye Aksoylar, Müzeyyen Senarlar, Zeki Mürenler yerine orasını burasını işte gösteren ya da orasını burasını örten şarkıcılar, şarkıcı görüyoruz. Ses sanatkarı göremiyoruz. Evet, müzisyen göremiyoruz. Çalgıcı görüyoruz. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Hepsi birbirine bağlı. Kültür devrimi, bir karşı devrim oluşturmaya çalışıldı. İşe yaramaz. Yani kehanetimi söyleyeyim, işe yaramaz. Şöyle bir örnekle vereceğim. Kendi anılarımda. Yıl 1972, evdeyiz biz. Babam, annem, anneannem. İsmet İnönü'ye karşı Ecevit güçleniyor. Kara olan, kasket, mavi gömlek, beyaz güvercin seçimler var. O tarihte de Matut Manukyan dergi rekortmeni çıktı. Babam evde çok sinirli ve Süleyman Demirel plaket verecek. O zaman. Babam çok sinirli. Bu rezillik. Dünyayı rezil oluyoruz. Bir genel ev patron çizimi vergi rekortmeni çıkıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan ona plaket mi verecek diye söyleniyor. Annem de babama cevap olarak senin gibi pezevenkler olduğu müddetçe o karılar daha çok para kazanır diyor. Anneannem masa başında bahar sigarası içiyordu. Çok sinirli. Ecevit seçimi kazanırsa ülkeye komünizm gelecek. Komünizm gelirse çöpçülerin maaşı çok yükselecek. Çöpçüler bizim apartmanda daire kiralayacaklar ve apartman çöp kokacak diye düşünüyor. Tablo bu. 2 ay sonra seçim oldu. Bülent Ecevit tek başına başbakan. Ertesi günü Hürriyet gazetesinin manşetinde 36 puntta şu vardı. İmamın karısı Sevtap Çetinkale mini etekle sahneye çıktı. Bu toplumun en büyük umudu dönekliğidir. Bizim toplumumuz bir günde döner. Çabuk uyum sağlıyor diyelim ki Barça. Anında satarız biz insanları. Anında komşumuzu, ailemizi, hele bir miras davası olsun. İşte görüyorsunuz Erbakanlarda ya da Tatlıcılarda. Yani Türkiye'deki o ve benzer coğrafyalarda sadece Türkiye değil Orta Doğu, Orta Amerika hani o kuşakta Akdeniz ikliminin bir bölümü diyelim biz buna insanların 3 tane yumuşak noktası vardı. Kıçı, cebi ve midesi. Bunun için yaşarlar. Çok hakikaten müktedan bir isim olarak nasıl İşte burada olmaz da bunları anlatırız. Size misafir edeyim İstanbul'da 28-29 Mayıs'ta İstanbul'dayım. Hem de Gezi'nin yıl dönümü. Konuk edelim sizi Faruk Bey'le birlikte. Çok teşekkür ederim. Bunları anlatıyoruz Türkiye'ye. Şahane. Anlatıyoruz. Hakikaten iyi oldu onu da söylemiş olmanız. Siz aynı zamanda kitap yazarı, yayıncı, şimdi de konuşmacısınız değil mi? Bir tane retorik, Brecht'ten bir gösteri yapıyorum. Retorik politik bir gösteridir. Evet yazarım, evet televizyoncuyum, evet işte terziyim, kadın terzisiyim. Yani aynı zamanda da bahçıvanım yani. Şoförüm,
Şahane. İşte O zaman parlatırım. şöyle toparlayalım. Ben hani böyle bir nükteniz karşısında böyle kalıyorum. Nereyi nereye bağlayacağımı şaşırıyorum. Şöyle diyeyim. Sayın Şansal, şöyle tamamlayalım kehanetleri. Bir de üstüne üstlük Türkiye'nin dünyayla mesafesinin açıldığını düşünüyorum. Yapay zekayı konuşuyor millet. Biz burada adı bile Türkçe olmayan, geçmişte kalan Maarif kelimesiyle onu kastediyorum. Bir Biz yeni yatay program zekayı diyorlar. konuşuyoruz. Yatay zeka. Fen bilimleri yok, matematik yok. Yani yabancı dil yok, dünyayla entegrasyon dediğinizde bilgisayar dili yok. Hadi açalım, daha başka şeyler, yetenekler geliştirecek, öğretecek yeni olan hiçbir şey yok o programda. Nasıl olacak bu? Kehaneti öyle tamamlayalım. Böyle eğitim verildiği takdirde Şimdi bir de yapay kehanet zeka. şöyle, yani can simidi takanlar hayatta kalırlar. Gene mahkemelerde sürünmeyeyim. Var gene 24 Temmuz'da Nuriye Semih'ten destek verdiğim için bir davam Yargıtay'da. Evet, ama Şöyle söyleyelim. Dahil, bakın eski ahitte, Tevrat'ta 5 meslek yasası vardır. Der ki doktoru ol, mahremine gir, önce hasta et, sonra sağlık vaat edersin. Buyurun Medipol, Medikana, SGK, farmatoloji ve kimya monopolleri, ilaç sanayi, kozmetik sanayi. Sonra der ki, bakıl ol, aç bırak, açlıkla terbiye edersin. Buyurun Tanzim Satışlar, buyurun BİM, A101, Carrefour, Migros, Makro vesaire. Kahraman bakkal süpermarkete karşı diyelim, orta oyuncuları da yad edelim. Sonra der ki, avukatı bul, avukatı ol, suçunu bul. Önce mahkum eder, sonra özgürlük vaat edersin. Buyurun Ergenekon, Balyoz, KHK, 15 Temmuz vesaire vesaire. Sonra der ki hocası ol, cahil ya da mürit edersin. Burada bazı kurum ve isimleri almayayım. Evet. En Anlatı sonunda yok. da der ki, en sonunda de terzisi ol. İster kıçını açarsın, ister başını örtersin ama hepsine diker geçersin. Anlaşılmıştır. Bu beş meslek insanın yaşamını sürdürmesi için elzem olan beş meslektir. Ve bu mesleklerin monopolleri bütün dünyada evangelist, Anglo-Sakson, Judeo-Hristiyan akımların kontrolünde ilerler. Bunu Google'lasınlar izleyiciler. Enteresan Hep hakikaten. böyle oldu zaten. Yani hep böyleydi. Türkiye bunun altından kalkar. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır. Türkiye 85 milyonu aşmış multikültü nüfusuyla, coğrafyasıyla, doğal kaynaklarıyla bunları kendi kullanmak şartıyla, tekrar millileştirmek kaydıyla, gene ulusal eğitime tekrardan geri dönerek, çağdaş eğitime, özellikle yabancı dil seferberliğine giderek, bu Arapça da olabilir, Çince de olabilir, İngilizce de olabilir. Çünkü bizim başımıza en büyük işleri açanlardan biri Fecri Hepçioğlu'ydu yani. Hani başkalarının bestelerini çalarak üstüne Türkçe yazıp yerli ve milli şarkılar haline getirdiler ve bizi inandırdılar. Rahmetli Ayten Atman ablamızla biz Ankara Devlet Konuk Evi'nde bir Cumhuriyet Balosu'nda bana şu lafı etmişti Ayten Atman. Ya Barbaros dedi, bir Yahudi ilahisini getirdi önüme eski kocam dedi. Memleketim diye şarkı yaptılar dedi. Ben onunla meşhur oldum dedi. O kadar iyi bir caz şarkıcısıyken dedi. Yani bu aranjman, araklama onun daha Türkçesi. Orijinal olmayan replikalar üzerinden yerli ve milli bir şey inşa edilmesi son 22 yılın işe yaramaz. Onlar iskambil kuleleri. Bu toplumu üfler atar. Toplum yönü açık ve aydınlıktır. Doğu Akdeniz'de 2025'te inanamayacağınız gelişmeler Ege'de şu an Türkiye. Hulin döndü Hakan Fidan'ın yanından. Bugün Nikos Hristou ile destek görüşüyor. Güney parselleri, bir anda Levatyan ve Tamara kuyuları, Sisi'nin yeni krallığı, Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları ve Türkiye'nin bunu dışında Dağılıyor bırakılması. yani Türkiye için. Dağılıyor, dağılıyor. Nuray Sayarı gibi değilim ben öyle. Bana yanlış astroloji haritası verilmiyor. Son bir parantez. Peki yapay zeka, hani herkes onu konuşuyor şu anda, bir yandan da bir sürü mesleği mesleği değiştirecek, dönüştürecek, birilerinin de elinden mesleğini alacak. Moda sektörüne de uğrar mı, uğruyor mu? Mümkün değil. Mümkün değil. Zaten şöyle mümkün değil.
Neden mümkün değil? Birincisi, insanoğlunun vücudunun standardı yok. Yani bu iş arge ürge işi. Üstelik evrimle birlikte de değişiyoruz. Yani ben çocukken 37 ayaklı kadına deve ayaklı denirdi. Şimdi 40'ın altında kadın ayağı yok. Yani yaşam, mimari, beslenme her şeyi değiştirdiği için gene moda sektörünün komutanları terziler olacaktır. Yeni buluşlar, yeni makaslar, yeni kalıplar, yeni teknikleri bunu yapay zeka yapamaz. Yapay zeka verdiğiniz datayı yorumlayarak size geri döndürür. Yapay zekaya üç bacaklı pantolon yap derseniz yapar ama insan iki bacaklı işe yaramaz. Ya aşçılık, yani temel meslekler gene insanoğlunun tekelindedir. Çünkü yaratıcılık asla demokratik değildir. Farklılık ve çeşitliliktir. Ve bunu yapabilecek tek canlı, dima sahibi tek canlı insandır. Homo sapiens'tir, memeliler sınıfından. Dolayısıyla yapay zeka, yatay zeka fark etmez. Belli sektörlerde evet. Bugün Akbil'de de vardı aynı şey, biliyorsunuz. Belediye otobüslerine okuyucu kartlarla bindiğimizde de çok şaşırıyorduk. Cep telefonu geldiğinde de şaşkınlık içindeydik. Ben yaş olarak ampullü radyoların, yeşil ışıklarının birleştiği jenerasyondan geliyorum ses gelene kadar. Ona da şaşırırdık. Yenilenecek tabii, dünya gelişecek. Evrim bu, devrim bu, yani dünyanın şartları bu. Mühim olan çağdaş dünyanın, sosyal, siyasal, ekonomik ve beşeri dünyanın ilerleyen muasır medeniyetler seviyesinde parla gidebilmek. Zaten Mustafa Kemal'in de hedefi buydu. Yani içinde kalmayan, karanlığa gömülmeyen, geri kalan, üretim, yatırım yapan, istihdam ve KDV belirleyen ve liderliğini koruyan bir Türkiye Cumhuriyeti, o altyapısı vardır. Yüzüklü tencereyi fazla ateşte bırakırsanız patlar, fasulye tavana yapışır. Biz de, bizim gibi insanlar ve dostlarımız, düdüklü tencerenin tepesindeki şapkasını arada bir kaldırıp o fazla buharı çıkarıyoruz ki iyi pişsin diye. Pişince kapağı açarız. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Şansal. Meselenin özünü de çok iyi özetlediniz. Kurbağa yavaş yavaş ısıtılıyordan düdüklü tencerenin şapkasına geldik nihayet. Evrensel değerler diyelim, o insan hakları düzleminde, insanlığın, medeniyetin ortaya çıkardığı o değerler düzleminde gelecek günlerimiz pasparlak olsun, pırıl pırıl olsun. Barış. Parlak ve aydınlıktır. Aydınlıktır. Hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.